Sevgisizliğin insan bedeni üzerindeki tahribatları. Sevgisizliğin toplum düzeninde pek çok olumsuz etkileri olduğu gibi, insanların ruhsal ve fiziksel yapıları üzerinde de çok derin tahribatları vardır. İman zayıf oldu mu, kemiği de çürüyor insan, eti de çürüyor, yağı da çürüyor, saçı da çürüyor, başı da çürüyor, aklı da gidiyor, beyni de gidiyor, her yeri eriyip ölüyor. Çünkü sevgisizlik, şefkatsizlik vücut hücrelerini öldürüyor, toksik etki yapıyor, dayanamıyor vücut. Bir dayanıyor, iki dayanıyor, o güzelim kızlar, güzelim delikanlılar mum gibi eriyorlar ya, perişan oluyorlar. Sevgisizlik içindeki insanların hayatları sürekli üzüntü, sıkıntı ve endişeyle geçtiğinden psikolojik kökenli pek çok hastalığa yakalanır, vücutları çok hızlı yıpranır ve kısa sürede yaşlanıp çökerler. Kronik stres, başta kalp hastalıkları ve hipertansiyon olmak üzere ülser, solunum hastalıkları, deri hastalıkları ve daha birçok sağlık sorunu için tetikleyici bir güçtür. İmanda hücreler bayram eder. Saç hücresi, kaş hücresi, burun, ağız, dil, her yer bayram eder. Çünkü iman ona böyle şerbet gibi gelir hücreye. Hücre sırf kanla beslenmez. Çünkü ruh hakim bedene. Ruh canlı tutan o Allah'ın dilemesiyle. Ruh da imanla besleniyor. Ruhtan imanı çektin mi ruh mahvoluyor, vücuda saldırmaya başlıyor bu sefer. Vücudun içinde duramıyor garibim. Eziliyor. Ahir zamanda Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların gerçek ve derin sevgiyi yaşamalarına vesile olacaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın ortaya çıkışından önce insanlar arasında sevginin, hoşgörünün, şefkat ve merhametin azalacağını bildirmiştir. Bu durum ancak Hazreti Mehdi aleyhisselamın vesilesiyle ortadan kalkacaktır. Hazreti Ali bin Ebi Talip şöyle buyuruyor: "Kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam edince, insanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir." Hazreti Mehdi aleyhisselamın en önemli özelliklerinden biri, Allah'a ve onun tecellilerine karşı duyduğu derin sevgi ve muhabbet olacak, bu dünya çapında insanların da birbirlerini çok sevmelerine vesile olacaktır. O zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle, manevi liderliğiyle sevineceklerdir. İnsanlar Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle gerçek sevgiyi öğrenip yaşayacaklardır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Allah'ı sevmeden sevgi olmaz. Allah sevgisi bütün sevgilerin kaynağıdır. Sevgi hissini kalplere veren yüce Rabbimizdir. Sevdiğimiz insanlar, hoşumuza giden tüm yiyecek ve içecekler, beğendiğimiz kıyafetler, bakmaya doyamadığımız manzaralar, rengarenk çiçekler, minik bir bebek, küçük sevimli bir kuzu, masmavi gökyüzü, tüm kainat yüce Allah'ın kullarına olan sevgisi, merhameti ve rahmetinin örnekleriyle doludur. Müminin tüm yaratılmış varlıklara olan sevgisinin çok şiddetli olmasının nedeni budur. Bu nedenle baktığı her şeyde Allah'ı görür. Allah rızası için sevdiğinden, baktığı her şeye aşık olmaktan kendini alamaz. Allah diyor ki şeytanlar Allah'a sığın. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin diyor. Allah'ı sevmeden Allah sevgiyi vermiyor. Onun için Müslümanların en özen göstereceği şey sevgiye ağırlık vermek. Sevgiyi iyi öğrenmek. Usulen olmaz sevgi. Hakkıyla olması lazım. Derin ve tutkulu, coşkulu bir sevgi. Dünya ancak sevgiyle kurtulur. Ahirette cennetin amacı sevgidir. Dünyada Allah'ın bizden istediği yine sevgidir. Hep bütün sistemin oturduğu zemin sevgidir. Ve en büyük lezzettir dünyada sevgi. Yani en çok zevk alınan şey sevgidir. Sevgi bir gitti mi insan mahvolur. Yani cehenneme döner ortalık.
boğulur kalırsın. Delirtir insanı sevgisizlik.